Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar bugün sonunda bu altın dükkanı falan geldi oyuna bu benim çok sevdiğim bir etkinlik arkadaşlar altın etkinliği yani altın dükkan etkinliği en azından öyle söyleyeyim arkadaşlar buradan ufak bir iki bir şeyden bahsedeceğiz bir de bu videoda biraz da arkadaşlar eğer ki aramızda artefakt Seçici artefakt e, almak isteyen arkadaşlar varsa bir de bunun için biraz konuşacağız. Hangi artefaktları seçebileceğinizden bahsedeceğim. Biraz özelliklerinden bahsedeceğim. E, kendimce yaptığım bir sıralamadan falan bahsedeceğim. Hani bu şekilde bundan da biraz bahsedip videoyu bitirmiş oluruz. Böyle ufak bir bilgi videosu olur. Hani e, biliyorum arkadaşlar bazı arkadaşlar CTP ve sıralama videoları falan da bekliyorlar ama onlar için hala uğraşıyorum. Dediğim gibi e, biraz uğraştırıcı bir video. Hepsini teker teker düşünüp ona göre sıralamam lazım. Onlar üzerinde hala uğraşıyorum O videolar da yakında gelecek Ama bugün dediğim gibi artefakt ve biraz altın dükkanından Bahsedip videoyu bitireceğiz Şimdi arkadaşlar ilk olarak altın dükkanından biraz bahsedelim Ben dediğim gibi Bu etkinliği çok seviyorum Çok güzel ödülleri var Birinci olarak arkadaşlar ilk olarak En önemli şey buradan enerji bana göre Çok güzel arkadaşlar çok uygun fiyata Çok güzel miktarlarda enerji alabiliyoruz Gördüğünüz gibi 30 bin altına Çok düşük bir fiyata 50 enerji alabiliyoruz bu da gayet güzel oluyor yani toplamda 4 tane, 4 limitiniz var. Yanılmıyorsam 4 taneye kadar alabiliyorsunuz. Az önce ben de aldım. Yani 120 bin altına 200 enerji gibi çok güzel enerjiler alabiliyoruz. Bunu kesinlikle alın arkadaşlar. Hiç tereddütünüz olmasın. Direkt olarak alın. Biometriği çok tavsiye etmiyorum. Gerçi arkadaşlar daha önceki videolardan da hani videolarda da şeyden bahsetmiştim altın dükkanına falan ama gene hani yeni aboneler falan sürekli olarak geldiği için bahsetmekte yarar görüyorum. Dediğim gibi biometrik Biometriyi ben çok uygun bulmuyorum. 20 biyometrik için 200 bin altın istiyor. Bunu çok tavsiye etmem. Kostüm güçlendirme kiti biraz az veriyor. Ama belki değerlendirilebilir. Hani 100 bin altın biraz fazla ama. Gene siz bilirsiniz. Non taşı arkadaşlar çok sık geldiği için. E, bunu da çok tavsiye etmem. Hani kendimden örnek vermem gerekirse. Mesela malzemeler kısmına girdiğim zaman. Gördüğünüz gibi 97 bin, 94 bin, 93 bin, 31 bin de bundan var. Bayağı non taşım var. E, non taşı kolay birken bir şey. O yüzden onu da çok tavsiye etmem. E, bu M Crown parçasını da çok tavsiye etmem. Gene aynı şekilde bu da bol gelen bir şey. Ama tabii ki ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Fiyatı fena değil. Ancak arkadaşlar, e, parçalanmış karanlık madde ve non karanlık taşı çokça lazım olan şeyler. Bunları kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Hani ihtiyacınız yoksa bile alın çünkü ileride lazım olur arkadaşlar. Bu e, bayağı ya en azından bana çok lazım oluyor. Sizi bilemem ama Yine de ben bunları almanızı tavsiye ederim. Son olarak arkadaşlar özel altın sandığı var. Özel altın sandığındaki pek çok ödül güzel olduğu için bunu da ben kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bakacak olursak. Kategori 2 yükseltme bileti yeni oyuncular için çok değerli. Ama hani belli bir seviyeye geldiyseniz artık çok ihtiyacınız kalmamıştır buna. Ama gene de arkadaşlar fena değil güzel bir ödül. 6 yıldız mega rütbe atlama bileti gene güzel. Kozmik. Titan bileşen paketi ve boyut yüzü bunları hiç söylememe gerek bile yok. Çok güzel. Kartlar gene çok güzel. Ondan sonra e, bu dikili taşlar çok güzel. Hani işte Phoenix tüyü ya da e, M. Crown kristali çok güzel. E, parçalanmış karantinat da çok güzel. Non karanlık taşı çok güzel. E, kostüm TP çipi çok güzel. Hani buradan güzel değil diyebileceğim e, çok az şey var. biri boyut enkazı pek iyi değil bana göre. E, seviye 5 TP çipi bu da yeni oyuncular için çok iyi ama eski oyuncular için o kadar hani yani uzun zamandır oynayan oyuncular için çok değeri olmayabilir. Onun dışında gayet güzel. Yükseltme paketi de şu anlık hani üret kısmında falan ara ara lazım olabiliyor. Bu da hani fena değil diyebilirim. Yani arkadaşlar bütün ödüller güzel olduğu için bunun alınmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Bence bunu siz de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel ödüller geliyor. Hani şu an 3'te 3 çektim bu arada. Gayet güzel. Kötü bir şey yok. Gayet güzel gidiyorum bu arada. Güzel ödüller geliyor. Hadi daha fazla ver. 6 yıldız kart. Oo, çok güzel. Arkadaşlar çok güzel ödüller oluyorum şu anda. <laughs> şu anda pek kötü gitmiyoruz. Gayet iyi. Evet. Kart Oo, çok güzel. Biraz boyut özü ver. Hadi. Gayet iyi. Harika. Arkadaşlar şu anlık hiç kötü bir şey almadım. Sanırım yani. Kartlar çok güzel. Keşke hep kart gelse ya da boyut özü. Boyut özü gelse çok güzel olur ama. Gayet güzel. Tepe çok işime yermiyor. Boyut kazı da pek işime yermiyor. Gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ödüller geliyor. Kesinlikle ben sandığını da alınmasını tavsiye ediyorum. Peki arkadaşlar, altın dükkanından bahsettik. Geriye ne kaldı? Bir de etkinlik görevinden biraz bahsedelim. bu ödülleri bu arada şeyleri falan tamamlamayı unutmayın. Ben bunu da gün içinde tamamlarım bu görevleri. Bu tokenleri sakın kaçırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha önce de söylediğim gibi tekrar edeceğim bu videoda. Bu ben buradan ödül olarak şu ilk 3 ödülü 650 token'e satılan ödüllerden birini almanızı tavsiye ederim. Hangi hangisine ihtiyacınız varsa. Hani bana kalırsa arkadaşlar hani yani bana kalsaydı açıkçası ben de buradan CTP alırdım. Çünkü şu CTP'ye çok fazla ihtiyacım var. Hani şunlardan biri güzel olurdu. Bayağı bir CTP ihtiyacım var. Bunun dışında çizgi roman kartı sandığı da çok güzel çünkü kötü bir kart çıksa bile bunu değişim için kullanabiliyorsunuz gayet güzel oluyor ve elinizde basmanız gereken önemli bir karakter varsa özel karakter mega kategori 2 bileti de gayet mantıklı ama arkadaşlar ben dediğim gibi seçici artefakt alacağım buradan çünkü bana lazım ben buradan Edwin Warlock alacağım. Ee, i̇şte size de hani bu konuda biraz bahsedeceğim. Eğer eğer ki siz de benim gibi almak isterseniz, hani e, almak isteyen arkadaşlar olursa, atıyorum şu üçünden birine ihtiyacınız yoksa falan, artefak değerlendirmek isterseniz arkadaşlar e, diye hani ben bunun için bir video çekeyim dedim. Burada e, böyle çok uzatmadan kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Sizin de en azından bir fikriniz olmuş olur. Şimdi arkadaşlar gelelim, bakalım bu seçici artefaktan hangi artefakları veriyormuş. Şimdi arkadaşlar bu Seçici artefaktan bütün artefaktları vermiyor. Gördüğünüz gibi Wolverine gibi çok güzel bir artefakt yok. Sanırım bir, birkaç karakterin daha artefaktı yok burada. E, olanlar arasından konuşacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak eleme yöntemiyle başlayalım istiyorum. Çünkü bazı karakterleri aradan çıkarmamız gerekiyor. Ne gibi? Arkadaşlar Icarus, Cersei, Makari, e, Tina, Gilgamesh ve Kingo karakterlerini kesinlikle almayın. Eğer dediğim gibi artefak almayı niyetiniz varsa bu 6 artefaktan birini kesinlikle almayın. Neden? Hemen size göstereyim. Arkadaşlar epik göreve girdiğiniz zaman insanlığın kaderi kısmından eğer bu paketleri açtıysanız ki açacaksınız ileride çünkü ikisi de çok güzel karakterler. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar Tina, Gilgamesh ve Kingo e, artefaklarını buradan elde edebiliyoruz. Makari kısmından da Icarus, Cersei ve Makari artefaklarını elde edebiliyormuşuz. Şimdi kendimden de göstereyim. Bunlar çok sık çıkıyorlar. Mesela arkadaşlar Makari artefaktını bulmuşum. Sonra nerede? Heh, e, ee, Tina artefaktını gördüğünüz gibi gene bulmuşum. Ondan sonra başka kim vardı orada? E, ee, i̇şte Icarus vardı mesela. Icarus nerede? Arkadaşlar Icarus artefaktını gene gördüğünüz gibi oradan çıkarmışım. Daha sonra nerede? Gılgamesh mesela. Gılgamesh artefaktı bana bu 5 yıldız sandıktan çıktı ama gördüğünüz gibi bayağı elimde 3 tane de hatta yedekte var. O kadar çıkmış siz düşünün. Yani Gılgamesh artefaktı gene var. Ee, ondan sonra başka... Başka kim vardı? O da Ma Makari karakterine baktık gerçi değil mi? Ee, Sörse arkadaşlar gene Sörse Artefaktı gene var. Ondan sonra e, başka hangi karakter vardı? Kingo vardı değil mi? Kingo'ya bakalım bir de. Kingo nerede? Başta mı Kingo acaba? Evet şurada. Mesela Kingo Artefaktını arkadaşlar gene şöyle gördüğünüz gibi bulmuşum. Yani bunlar arkadaşlar çok rahat çıkıyor. E, o yüzden bunları seçmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Peki bunu geçtik. Başka ne var? Buradan arkadaşlar seçmemeniz gereken bir diğer artefakt Spider-Man artefaktı. Neden? Çünkü geç e, geçenlerde bunun etkinliği gelmişti. E, oynayan arkadaşlar hani düzenli olarak oynayan arkadaşlar bu artefaktı elde etmiştir. Zaten bunu da videolarımda bahsedip önermiştim almanızı. Eğer elinizde varsa Spider-Man artefaktı da mantıklı bir seçenek olmayacak. Çünkü dediğim gibi daha geçenlerde vardılar bu artefaktı. Bunu da geçtik. Bunun dışında arkadaşlar Kolosus artefaktını da kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü çok kötü bir artefakt. Yani aslında kötü değil tam olarak ama Kolosus karakteri bir işe yaramıyor PvP'de. Sadece destek olarak kullanıyorsunuz Kolosus karakterini. O yüzden Kolosus da geçti. Kolosus da almayın. Sonra arkadaşlar eko karakterini de almayın. Neden? Bu eko karakteri paralı bir karakter. Pek çoğumuzda yoktur. Ve zaten kategori 2 bir karakter arkadaşlar. Potansiyel ya da kategori 3 açılmıyor. Bunu da almanıza gerek yok. Bunu da geçtik. Devamında arkadaşlar Ultron karakterini de almanızı tavsiye etmem. Neden? Ultron e, artefaktını da biz şeyden alabiliyoruz arkadaşlar. Baş düşman kısmından Infinity Ultron'dan. Evet, bu ne oldu bu arada? Şunu kapatalım. Infinity Ultron'un arkadaşlar 10. seviyesinde bunu ben arkadaşlar oynamadım. Oynasam aslında ona kadar ilerlerim ama e, ona gelince gerçi gene gösteririm. E 10. seviyede size tamamlarsanız eğer e, 3 yıldız Ultron artefaktı 20. seviyeyi tamamlarsanız 4 yıldız Ultron artefaktı veriyor arkadaşlar zaten bunun bilgisini vereyim. Bunun bunun için hani ileride tamamlama ihtimalinize karşı yine Ultron artefaktını da almanızı tavsiye etmem ki zaten Ultron şu anda da iyi bir karakter değil. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi seçenekleri bayağı daralttık hani çok fazla bir artefakt kalmadı. Bunun dışında hani neyi almayabilirsiniz? Eğer arkadaşlar elinizde Kara kedi'nin son kostümü yoksa, paralı olan kostümü yoksa Kara Kedi karakterinin artefaktını da almanızı tavsiye etmem pek bir işinize yaramayacak. Son kostümü varsa alın yoksa almayın. Güzel aslında, güzel bir artefakt. Kara Kedi'nin artefaktı çok e, güzel e, destek özellikleri var. Ama gene de dediğim gibi kostüm yoksa kesinlikle almayın. Peki arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı seçeneklerimiz sınırlandı. E, kalan artefaklardan hangilerini seçebilirsiniz? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar, e, bana göre birinci sırada hani böyle birinci sıradan sıralamam gerekirse birincisi Edun Warlock arkadaşlar. Şöyle hatta girip onu da hemen göstereyim size. şu Şuradan çıkalım, şöyle artefak kısmına girelim. Evet. Arkadaşlar, Edun Warlock karakterine baktığımız zaman e, canı 99'un altına düştüğü zaman canı hızlı bir şekilde sürekli olarak yeniliyor arkadaşlar canını. E, bu da arkadaşlar sizin Edwin Warlock karakterinizin çok daha sağlam e, PvP özellikleri göstermesine sebep oluyor. E, daha iyi oluyor yani karakteriniz PvP'de. Çok daha iyi oluyor. Bu nedenle arkadaşlar kesinlikle Edwin Warlock karakteri de çok güçlü bir karakter olduğu için ilk sıradan bunu almanızı tavsiye ederim. Eğer bu Artefak seçiciyi alacaksınız. Arkadaşlar ikinci sıramızda Emma Frost karakteri var ama Emma Frost'u buradan göremiyoruz. E, ben aklımda, aklımda kalmıştı Emma Frost karakterinin şeyleri. o Oradan bahsedeyim. Emma Frost karakterinin de arkadaşlar artefakta artefaktı size şey sağlıyor. E, PvP özellikleri sağlıyor. Belli PvP özellikleri sağlıyor. Alınan hasarın belli bir miktarını rakibin savunmasını yok sayarak iletiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da baya bir rakibe hasar vermenize sebep oluyor. Tıpkı şey gibi düşün işte Silver Surfer'a vurduğunuz zaman hasarınızın belli bir kısmını geri alıp siz de ölebiliyorsunuz ya ya da dak durduğum gibi atıyorum. E, bu, bu da arkadaşlar Emma Frost artefaktını alırsanız bu da ee, bu özelliği de yani Emofrost karakterine sağlamış olacak. Gayet sağlam bir PVP özelliği göstermiş olacak. E ee, ayrıyetten bir de saldırı artışı da veriyor arkadaşlar. Artefaktı çok güzel. Edin Warlock'tan sonra e, en çok tavsiye edebileceğim artefakt Emofrost karakteri olur. Üçüncü sıramızda ise arkadaşlar Hela karakteri var. Hela karakteri bildiğiniz gibi müthiş bir karakter. Hem PvE hem PVP'de gayet iyi etkileri var. Gayet güzel bir karakter. İki modda da etkili. Ee, artefaktını alırsanız arkadaşlar size Hani rakip saldırı yaptığı zaman e, sizi öldüremeyecek ilk başta. Canı bir de duracak belli bir saniye boyunca. Bir de duracak sonra otomatik can yenileyip devam edebileceksiniz e, Hela'yla. Yani Hela'yı öldürmesi çok zor olacak arkadaşlar. Bu yüzden 3. sıradan önerebileceğim artefak kesinlikle Hela olur. 4. sıradan önerebileceğim artefak arkadaşlar kara kedi olur. Şurada tutkulu kişilik artefaktı. E, bu da bayağı güzel bir artefakt. Ama dediğim gibi son kostüm yoksa kesinlikle almayın. Eğer varsa elinizde o paralı olan kostüm varsa kara kedi artefaktını tavsiye ederim. Çünkü çok güzel destek özellikleri sergiliyor. Arkadaşlar 5. sıramızda iki karakter sıralayabilirim. Sanırım bu listede 5 karakter. 5. Beş, beşinci sıraya kadar bahsedeceğim. Daha fazla bahsetmeme gerek yok. Hani bu artefakların elinizde hepsi varsa gene tavsiyede bulunabilirim ama yani onun dışında çok bahsetmeyeceğim diğer karakterden. Çünkü çok iyi artefaklar yok. Ee, arkadaşlar 5. sırada size Kingpin ve e, Sif karakterleri Sif nerede? Evet şurada Zafer Tanrıçası olarak geçiyor. Kingpin ve Sif karakterlerini tavsiye edebilirim 5. sıradan. Bunlar da arkadaşlar eğer ki bu karakterleri ABX için kastıysanız hani ABX'deki skoru falan e, skorunuzun falan yükselmesini istiyorsanız Kingpin ya da sif alabilirsiniz 5. sıradan. Bunlar da gayet güzel artefaklar diyebilirim. Hani bu artefakların hepsi elinizde var diyelim arkadaşlar. Daha da artefakt almak istiyorsanız o zaman 6. sıradan Psylocke. 5. sıradan şey 5 diyorum pardon. 6. sıradan Sayok 7. sıradan Gamora gibi artefakları da önerebilirim. Hani diyelim bunlar da var elinizde. işte o zaman belki Heimdall alabilirsiniz ya da Mr. Sinister aslında bir tık daha iyi olur. PvP'de biraz etkili. Hani orada falan kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde bir sıralama izleyebilirsiniz. Hani Heimdall ne kaldı ki başka zaten? Spider-Man pek çoğumuzun elinde vardır büyük bir ihtimalle. Yani hepsi de varsa en kötü işte en son Eko alabilirsiniz belki. Ee, yani bu kadar diyebilirim bahsedeceğim sıralama. Genel olarak böyleydi arkadaşlar ama kesinlikle birinci sıradan Adam Warlock öneriyorum. Ve ben de arkadaşlar bu artefaktı bayağı bir istediğim için. Ee, o nedenle arkadaşlar Adam Warlock... Artefaktını almayı düşünüyorum. Ben de bu etkinlik sadece bu etkinlik için e, bunu alacağım. Daha sonra tekrar CTP'ye yönelmeyi düşünüyorum çünkü CTP'den bayağı bir eksiğim var. E, sadece bu etkinlik için e, alacağım arkadaşlar. Onun dışında almayı düşünmüyorum. E, açıkçası size de aşağı yukarı aynı şey tavsiye ederim. Hani belki Emma Frost ve de e, Hela için falan da uğraşılabilir. Wolverine olsaydı Wolverine için de uğraşın derdim çünkü Wolverine'in artefaktı da çok güzel. Ama bu seçicide maalesef yok. Bu arada arkadaşlar son bitirmeden önce şundan da bahsedeyim. Hani şey diyebilirsiniz işte kardeşim bu epik görevden aldığımız Icarus Artefaktı, Cersei Artefaktı falan hep 3 yıldız, 4 yıldız vermiyor. Hani buradaki 4 yıldız buradan seçsek daha iyi olmaz mı derseniz. Arkadaşlar değil aslında sebebi şu 3 yıldız ve 4 yıldız arasında çok ufak bir fark var. Hani bu yüzden kesinlikle bunları almanızı tavsiye etmiyorum. Zaten epik görevden alabiliyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar kesinlikle almayın. Dediğim gibi 3 yıldız ve 4 yıldız arasında fark yok. Diğerlerini değerlendirin derim. Özellikle Adam Warlock çok güzel bir artefakt. PvP karakteri olarak çok sağlam olduğu için onu tavsiye ederim. Evet arkadaşlar video genel olarak bu şekildeydi. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.